Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 16 Ekim Pazartesi. Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Haftanın açılış programında bugün tek bir programımız var arkadaşlar. O da Bursa'da 10 koşulu ve 98 saftanın yer almış olduğu bir program. Onun için herhangi bir şu anda bir programımız yok. Yine söyleyeyim, yine arada sırada tekrarını yapayım. Yurt dışı yarışları arkadaşlar sadece katıl butonuna üyelik yapanlara. Şu anda henüz bir üyemiz yok. Ben de oysa bir program yapmıyorum. Ama bir kişi daha üyelik yaparsa mecburen yapacağım arkadaşlar. Bunu da bir bilgisini vereyim tekrardan. Bazı arkadaşlarımız soruyor. Ben de en azından buradan söyleyeyim. Çünkü artık sadece katıldan. Daha önce de eskiden de katıldan yapıyordum. Sonra bir ara değiştirdim. Herkese açık yaptım ama bilmiyorum. Sonra katıl butonuna üyelik yapanlardan çok eleştiri alınca en azından böyle bir tekrardan sonuç bir şeyler yapmak istedim. O yüzden katıl butonuna üyelik yapanlar yurt dışı yayınları kavuşabilecekler arkadaşlar. Bunları tekrardan söyledikten sonra haftanın açılış programı Bursa'ya geçiş yapacağız arkadaşlar. Evet, dediğim gibi bugün 10 koşulu bir programımız var. Vallahi ne diyeyim, zor mu diyeyim, kolay mı diyeyim ama Bursa her zaman temkinli olunacak bir yer olduğunu belirteyim. Burası çünkü her zaman her türlü sonuca açık bir yarış yeri gözüküyor. Evet, günün ilk koşusu saatler 13'ü gösterirken şartlı 3-2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışıyla ilk startımızı verelim. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım. Oraya baktığımız zaman ben İkinal'ın Noel Day, The Line Up temsilcisi Vedat Abiş de start alacak olan bu safkan göstermiş olduğu performans bana göre bu grubun bayağı üzerinde gözüküyor. Şimdi desin ki ya 6. 8. 5. olmuş bu safkanın nasıl üstün. Ama o koştuğu grup, hepsi de grup yarışları, açık yarışlar, kısa vade yarışlar. Yani hep üst seviye safkanlarla mücadele etmiş. Bugün de herhalde sahibi bir moral yarışı yapalım, bu yarışı alalım diye bu yarışa kaydetmişler. Tabii kesin mi? Hiçbir şey kesin değil arkadaşlar. Bakın yine söylüyorum. Bazı arkadaşlar yanlış algılama yapabiliyor. At yarışında kesin diye bir olay yoktur. Yani bu %100 kazanacak, bu bankodur, bunlar kesin yok. Öyle bir bankolar var ki arkadaşlar tam foto önde devrilenler oluyor. Allah göstermesin onlar tabii ki. Yani bir anda her şey değişebilir. Yani bahis yönünden diyorum. O yüzden hiçbir şeyin garantisi yok ama ben bugün 2 inanılım Noel'de en azından güzel hazırlıkla ve iyi durumuyla bu safkanın bu grubu geçmesini bekliyorum. Ve güne banko ile başlıyorum arkadaşlar. Günün ikinci koşusu Maiden 3 yaşlı Arapların 1400 metre çim koşusuna geldik. Ve 13 dayın yer almış olduğu bu koşu biraz zorlu ve çekişmeli bir koşu olarak gözüküyor. O yüzden buraya biraz temkinli ve çok at yazmak bence faydalı diye düşünüyorum. Benim sıralama önce 7 nolu Coach and Cup. Bu ateş tutuğu temsilcisi Mahsun Demirbaş'la startlıyor. Grubun bayağı tecrübeli ismi ve son yarışındaki ikinciliği oldukça iyi geldi. Çalışmalarına biraz toparlanan safkan bence bu grupta güzel bir yarışa imza atar diye düşünüyorum. O yüzden benim ilk sırada şanslı gördüğüm safkan 7 nolu Coach and Cup oldu. Daha sonra 3 nolu Başaran Bey. Bu Özgün Han temsilcisi Onur Yıldız'la startlıyor. Yine grubun tecrübeli ismi ve 5.liğini beğendiğim safkanda yine iyi idman durumuyla ve piste de yatkınlığıyla burada şanslı. 8 nolu Sağlam Bas. Bu Can Kardeşler temsilcisi Mertcan Çelik Islat Amsalkan. Yarış hayatından 4 yarışla başladı ve 4'ü de 5.likle yine ikramiye götürüyor yani. 5.likler de çünkü %5 ikramiye alıyor. O yüzden aradan bir 66 günlük ara vermiş olması bence Safkan'ın bayağı iyiye gelmiş gibi gözüküyor. Çünkü Safkan'ın genel durumu oldukça iyi gözüküyor. Çalışmaları da bir hayli tatminkar. Ve 5 nolu Göktuğtay, bir silah temsilcisi Cemal Tun'la start alıyor. Bir kurtar ekibisine ait bu safkanda 4 yarıştan sonra daha da iyi bir duruma gelen bu safkanın bence bu uygun grupta şanslı olması en normal sonuç olarak gözüküyor. O yüzden öncelemiz 7-3-8-5 olarak ama tabii ki dediğim gibi zor bir koşu. O yüzden ilave edilecekse bence 126 günlük aradan sonra yarış hayatına güzel bir ikincilikle başlayan Zülfiye Bulut'la bir bayan jokeyimiz. En azından o ikinciliği de bu Zülfiye Bulut'la yaptı. 11 nolu Dikişli Dere, bu Kaçmet temsilcisi bence ilave edebilir. Daha sonra 4 nolu Eski Toprak ve 9 nolu Şah Bilgin de önerebileceğim diğersin. 7-3-8-5 önce, 11-4-9 daha sonra. Günün 3. koşusu handikap 15, 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre çim koşusuna geldik ve 10 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığımızda son 5.liğini çok çok beğendim ve arka arkaya o 30 günlük arada çok güzel galıplarla, dereceli galıplarla bu yarışa katılacak olan 9 nolu Murat, bu My Boy Charlie'nin güzel temsilcisi oldukça uygun kilosuyla Ali Yıldız'la ben bu zorlu koşuda
kazanmasını bekliyorum. Benim bayağı ön plana çıktığı için ben en azından ikinci banko adayı olarak 9 dolu Murat'ı önereceğim. Ali Yıldız'a biraz sürpriz çıkabilir ama aşağıda baksa 9 çıkıyor, yukarıda baksa 9 çıkıyor. Biz de şansımızı değerlendirmekte fayda var. Zaten at yarışında tutabilmeniz için kesinlikle böyle risk almak zorundasınız arkadaşlar. Ama favori olur, ama sürpriz olur. Çünkü sonuçta at koşar arkadaşlar. Puan koşmaz. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Eğer atın durumu gerçekten hoşunuza gidiyorsa bir yerde bir riske girmeniz gerekir. Ben de 9 bayağı ön plan çıktı. En azından bu safranın yanına at yazmaya kalksam en az 5-6 tane at yazacağım. Şansımızı bu şekilde değerlendirelim. En azından bakalım nereye kadar gideriz. Tabii illa birinci değil de takip sonucu olursa da küfür yemeyelim arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu şartlı 5, 4 ve yukarı Arapların 2400 metre çim koşusu ve 7'li plasenin de başlangıcı oyu alan bu koşuda 3 dolu Yavuz Reis. Bu baba mevcut temsilcisi Cem Altun'la start atacak olan Safkan. Güzel performansı var. Bence koşmuş olduğu gruplara göre ve güzel formuyla da bu uygun grubu geçmesini bekliyorum. Benim bir üçüncü banko Safkan'ın da 3 dolu Yavuz Reis oldu Cem Altun ile. Evet, birinci altıda bayağı bir bankomuz çıktı. Ama tabii ki nasipte varsa hepsi gelir. İnşallah diyelim sizlere bir şey tutabilmek namusu tabii ki. Günün beşinci koşusu ikinci altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı handikap 16 Aprantil'e mahsus 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışı ve 10 Safkan'ın yer almış olduğu koşu. Evet, zorlu koşularımız ikinci altılı Ganyan'dan itibaren başlıyor. Tabii ki ilk altılı zor değil mi? Kesinlikle hepsi zor. Hepsi birbirinden zorlu. Benim buradaki sıralama 7 nolu Abher, Karaca 5 temsilcisi, Kürşat Yılmaz'la Startup Safkan bu aralar güzel bir form yakaladı. Ve son ikinciliğini oldukça beğeniyorum. Yalnız bu Safkan biraz daha pisti, çamur bulunması halinde daha da etkili koşuyor. Bunu da söyleyeyim. Çünkü Karaca 5'in zaten İzmir'de yarışlarını sürekli seyrettiğim bir isimdi. O da çamur piste yatkındı. Abher de zaten İzmir'de birkaç yarışını seyrettim. O da genelde çamur ama bu aralar iyi toparlanmış Safkan. Bayağı da iyi gözüküyor. Her ne olursa olsun pist şartları bence 7 nolu Abher favoriye yakın. 6 nolu Çığ Rüzgarı bu Kazbek temsilcisi Cem Altun'la çok güzel bir form yakaladı ve nihayetinde son yarışını kazanan bir isim. 3 nolu Keleşan bu Özduran temsilcisi Kürşat Kaancan Gökçe ile son yarışta güzel birincilikle güzel çalışmalarla bu yarışa katılıyor. 8 nolu Nadide Hayat bu Özgür Han temsilcisi Mahmut Bağla yine bu Safkan bu pistlerde etkili koşabilen bir isim ve Safkan'ın da genel durumu iyi çalışmalarla bir ayrı arttıran bir Safkan. 5 nolu Gündüz Baba bu turbo temsilcisi Hakan Gökçeli. Hakan diyoruz ama bakalım Halit Gökçeli'ymiş. Kusura bakmasın kardeşimiz. Bugün yine bu Safkan'dan da iyi bir yarış bekliyorum ve hazırlıkları fena değil. Bir de 4 nolu Şah Sekin. Bu fazla daha temsilcisi Furkan Himle yine bugün şans verdiğim bir diğer isim oldu. Yani böyle biraz kalabalık tuttuk. 7, 6, 3, 8, 5, 4 olarak. Günün 6. koşusuna geldik. Maiden 3 yaşlı Arapların 1400 metre çim koşusuna. 1 ve 13'ün etkili olduğu bu koşu yine zor ve çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Ben de buraya da biraz kalabalık tuttum. Benim öncelik sıralamam şu şekilde. 12 nolu Kutan Güzeli bu Sadun Gücüsü temsilcisi Muhammed Bebek'in de Start Safkan. 4 yarışı bayağı her geçen gün daha da ilerleten bu Safkan. İdman durumunu da kendine göre bence güzel çalışmalarıyla aşama kaydıran bu Safkan'ı bence ilk sırada yazmakta fayda var. 8 nolu Pınar Ağası. Bu Yürek Kaya temsilcisi Kadir Tokaçoğlu ile grubun tecrübeli isminden yine iyi bir yarış bekliyorum. Hazırlıkları da fena değil. Safkan da bu grup için etkili yarış koşmasını bekliyorum. 10 nolu Şehvi Tuncal bu Şah Şeriyar temsilcisi Alican İnci ile start alan Safkan da yine bugünün etkili isimler arasında. Ve yine söyleyeyim arkadaşlar eğer pisti çamur bulması halinde bu Safkan'ı direkt ön tarafa da yazabilirsiniz. Çünkü Şah Şeriyar zaten kumurda çamur pistte çok yatkın. Tuncal'ın zaten bildiğim bir isim. O da aynı şekilde çamur pistte çok yatkın taylar da veriyor. Kendisi de zaten çamurcuydu. O yüzden onun şehri Tuncal ama durumu bilmiyorum. Çünkü burası günlük güneşlik olur. Burası da yağmurlu olur. Hani o yüzden. Gerçi şöyle de durum oluyor. Muhakkak sabahları suluyorlar arkadaşlar. Bazen aşırı fazla sulama oluyor. Pistler yine nemli oluyor. Yani bunları ben çünkü sahada çok gördüm. Biraz da onlara dikkat etmekte fayda var. Çünkü her hipodroma gittiğimde piste girer valla elimi kuma içine sokardım bakalım durum nasıl diye. Millet de bana bakardı tabi. Ama işi farklı yönlere var. Çünkü niye? Ben o gün çamurda çok etkili koşan bir Safkan tutuyordum. Bakalım eğer çamur mu değil mi? Çünkü sulamalar bazen çok oluyordu. Elimi sokardım bakardım aa iyi. Ona göre oynardım yani. Ne yapacaksınız? Bazı şeyleri takip etmekte fayda var.
10 nolu Şerif Tuncal'dan sonra 3 nolu Döver Demir, bu kadar şah temsilcisi Mahsun Demirbaş'la yarış atının güzel bir ikincilikle başlayan Safkan, bugünün de çok şanslı gördüğüm isimler arasında. 2 nolu Can Arkadaş, bu Demirsoy temsilcisi Tugay Alıcı'yla bu ağalar iyi durumda, grubun tecrübeli isimlerinden birisi. Ve son olarak da 6 nolu Kunya, bu Haberkan temsilcisi Ali Yıldız'la yine bugün yazılması gereken diğer isim. 12, 8, 10, 3, 2, 6 bu koşu için sıralama. Günün 7. koşusu şartlı 3 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 2200 metre Çin koşusuna geldik ve 10 safkanın da yer almış olduğu koşuda 1 nolu Moya Azra, bu Golden Tower'ın güzel temsilcisi Eray Çizik'le grubun oldukça güzel işlerine sahip bir ismi ve bugünün bana göre çok şanslı ve iyi hazırlanmış olarak gördüğüm bir safkan oldu. 1 nolu Moya Azra. Daha sonra 5 nolu Northern Rockets, bir ot temsilcisi yurt dışında Amerika'da Orgun'un güzel tayları var ve bayağı da açık yarış koşan isimleri var. Vedat Abiş de starlanacak olan bu safkanda tabii yine etkili koşmasını bekliyorum. Bu aralar iyi duruma gelen bu safkan etkili çalışmalarıyla. Bir de 3 nolu Unstoppable Force, bir Paco Boy temsilcisi Ali Yıldız da yine bugünün şanslı gördüğüm bir diğer safkan oldu. 1-5-3-7. koşu için önereceğim isimler. Günün 8. koşusu kısa vade 8, 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı ve 5 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman zor bir koşu. Çok denk safkanla bir arada dersek herhalde yeridir. Ben 5 nolu No More Secret, bu tarafa şot temsilcisi Ali Yıldız'la yarış hayatına güzel bir ikincilik ve arka arkaya güzel 2 tane birincilik yapan, son yarışı kısa vade yarış kazanan bu safkan, idman durumunda da oldukça etkili gözüken bu safkan beni biraz daha kazanıra yakın gördüğüm isim oldu. 5 nolu No More Secret. Daha sonra 1 nolu Sara Vivo Lontana, bir piyano sonata temsilcisi Vedat Abiş'le startlanmış safkanda gördüğünüz gibi kum pistte 2-1-2-1 yani totosu oldukça iyi ve etkili gözüküyor. Çalışmaları da iyi. Son çim 6. yılı ölçü almadım safkan. Yine iyi bir grupta start aldı. Bir de 2 nolu Stormy, Super Sever temsilcisi de Muhammed Birbilgin de yine bugün iyi durumuyla, iyi işleriyle şanslı gördüm diğer safkan. 5-1-2 benim bu koşu için sıralama oldu. Günün 9. koşusu şartlı 5. 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldik. Evet, bir tane satılık safkan var ve 275 bin TL arkadaşlar. Kaç yaşında? 5 yaşında bir hakim temsilcisi. Evet, bu 9. koşuda benim sıralama kalite bir isim olan bir nolu Like the Stars, Lineart temsilcisi. 63 kiloyla start alıyor Kadir Tokaçoğlu'yla. Son yarışları 8. 7. ama iyi gruplarda, arkasından bir 74 binlik ara ve idman durumunda yine fit durumda gelen bir isim. Kalite bir isim. 63 değil 73 de olsa safkan bana göre buranın en şanslı, en favori ismi olarak çıkar. Daha sonra 8 dolu Taizu, bir Kaleko temsilcisi Nevzat Avcı ile start alan safkan. Bu da 132 günlük ara var ama koşmuş olduğu gruplar oldukça iyi ve idman durumu da birbirinden iyi işleri ve yarışa katılıyor. Tabii bir de bunların yanına Kartalı Gurme'yi de ilave etmek istiyorum. Bu Smart Robin temsilcisini Kaan Can Gökçe'ye ve bu ağlar yakalamış olduğu güzel form ve iyi çalışmalarıyla. Yani 1-8-4 benim bu zorlu koşudaki sıralama. Geldik günün son koşusuna. Maiden 3 yaşta Arapların 1400 metre Çin koşusuna. 7 ve 10 nolu safkanların ekür olduğu 14 tayın yer almış olduğu bu koşuda görmüş olduğu bir yarıştan sonra arka arkaya güzel 3 tane galopunu ve dereceli galoplarla bir anda kondisyon açığını da gideren iyi durumuyla, iyi işleriyle ben bir nolu Bay Maraton'a, turbo temsilcisine Halil Kaplan'la sığınacağım liman olarak görüyorum. O yüzden son ayakta bir nolu Bay Maraton Halil Kaplan'la benim bugünkü banko limanım oldu arkadaşlar. En azından görmüş olduğum 6.'dan sonra safkanda oldukça güzel değişimler var. Ve idman durumunda da güzel arka arka çalışmaları bence çok tatminkar. O yüzden bu yarışta ben güzel bir çıkış yapmasını bekliyorum. Ben de bugün sığınacağım liman oldu arkadaşlar. Evet, benim şablon bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın Allah nasip ederse görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.